Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Akaid-i Nesefiye'nin son konularına geliyoruz artık. Bir iki konu kaldı. Bugün kıyamet alametlerini okuyacağız. Tam da zamanımız işte yani. Kıyamete yakın dönemdeyiz. Eşratus sa'a diyorlar buna. Kıyametin şartları. Saat kıyamet demek. وَمَا اُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberimizin haber verildiği, ona haber verilen, ya kendisi nereden bilsin? مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَةِ Kıyametin alametleri. اَيْ alamatiha Yani alametleri. Nedir o mesela? مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ Deccal çıkacak bir kere. Yani iki tane deccal var. Yani deccallar çok İslam tarihinde. Ama iki büyük bir deccal, bana göre komünizm. Ki Bediüzzaman Hazretleri de öyle, dinsizlik cereyanı. Diğeri de İslam Deccalı Süfyan. Onun da kemaliyle biliyorsunuz kim olduğunu. Benim şahsi kanaatim o. Ve debbetil ardi, bu da bir çeşit hayvan. Böyle yerde giden bir hayvan. Onun mahiyetini Bediüzzaman 5. şuada uzun uzun açıklıyor. Ve me'cuce ve ye'cuce ve me'cuce. Ye'cuç me'cuç. İki fesat kaynağı olan grup. Yani bunu komünist gruplar diyebilirsiniz. Maocular ve yani Marksistler vesaire diye değerlendirme yapabilirsiniz. Ve nüzul-i İsa aleyhisselam mine's-semâi. Ayrıca semadan Hazreti İsa aleyhisselamın gelişi. Bunun için Bediüzzaman'ın 15. mektubunu okumanızı tavsiye ederim. Ne demek nüzul? Ona uzun uzun anlatıyor, girmeyeceğim. وَتُلُعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا Güneşin batıdan doğması. Bütün bu haber verdikleri فَهُ حَقُّ Doğrudur. Yani o ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş, öyleyse doğrudur. Niçin? Çünkü bu ister Deccal'ın çıkması, ister Dabbetül Ars ve diğerleri لِأَنَّهَا اُمُورٌ مُمْكِنَةٌ Çünkü bunlar mümkün olan şeyler. Allah yaratır. اَخْبَرَ بِهَا السَّادِقُ Doğru sözlü bir peygamber onu haber vermiş. Bitti. وَقَالَ حُزَيْفَةُ بْنُ اُسَيْدٍ الْغِفَارِ Bu zat demiş ki, sahabe bu, اِطَّلَعَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْنَا Bir ara Resulullah geldi bizim üzerimize. وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ Biz bazı meseleleri kendi aramızda müzakere ediyorduk. فَقَالَ buyurdu ki, وَمَا تَذْكُرُونَ Ne konuşuyorsunuz? قالوا dedik dediler ki nezkuru saate kıyameti konuşuyoruz ya Resulallah. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu inneha bu kıyamet len tekume kopmayacak hatta terav kablaha aşra ayati. Yani ondan önce 10 alamet göreceksiniz. Ve Resulullah fedekeret duhane bir duman çıkacağını söylüyor. Ve deccale deccalın çıkacağını İkiye ayırdığımızı söyledik. Büyük Deccal, İslam Deccalı, Süfyan. Ve Dabbete, Dabbetül Arz denilen hayvan. Onun mahiyetini 5. şuada Bediüzzaman açıklıyor. Yani mesela bir tren neden olmasın şeklinde. Sadece yorum. Yani illa odur demiyor. Ve tulu'a şemsi min mağribiha. Güneşin batıdan doğacağı. Ve nüzule İsa ibn Meryem'e. Yani İsa ibn Meryem'in kesin ineceği. Bunu da iki türlü yorumluyor. Biri hakiki Hristiyanlık dininin döneceği, bir de şahsen ineceği. 15. mektupta izah ediyor Bediüzzaman. Ve Ye'cuce ve Me'cuce. Ben bunu söyledim. Yani Marksistler, Maocular demek mümkün bunlara. Ve selasete husufin. 3 tane de yer batması, batma daha doğrusu. Hasfun bil meşriki. Bir doğuda ve hasfun bil mağribi. Bir de batıda bir batma. Ve hasfun bi ceziretil arabi. Bir de Arap Yarımadası'nda batma. Bunu bilemiyorum. Ve ahiru zalike. Bunun sonunda narun bir ateş çıkacak. Tahrucu minel yemen. Tam şu anda bence o savaş o. Benim şahsi kanaatim yani. Tatrudun nase ile mahşerihim. Bütün insanları artık mahşer yerine kovar. Vallahi harika. Müslüm, İmam Müslüm. Yani neden Yemen Savaşı bunun bir alameti olmasın diyorum. İlla şey olacak diye bir kaide yok. Vel ehadisü sıhhahu fil eşrati. Yani kıyamet alametleri konusunda sahih hadisler kesiratun cidden. Çok fazla.
وَقَدْ رُوِيَ اَحَادِيثُ وَآثَارٌ Çok sayıda hadis ve eserler rivayet edilmiş. فِي تَفَاصِيلِهَا وَكَيْفِيَتِهَا Bunun nasıl olacağı, ayrıntıları. فَالْيُطْلَبْ Bunlar istensin, aransın. مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالسِّيَرِ وَالتَّوَارِخِ Tefsir, siyer ve tarih kitaplarından aransın. Gidin bakın diyor Saadettin Teftezani Hazretleri. Geldik bir diğerine. Efendim, müştehit yani ister asli ister fer'i meselelerde ister akli ister şer'i meselelerde hüküm çıkarabilen allameler. Bunun şartları var. Usul-i fıkıhta ayrı bir bahiste okuyacağız. Acaba hata yapabilir mi? Yoksa sadece sevap yapabilir mi? Bu mesele tartışmalı. Yani akaide kadar girmiş. Aslında bir usul-i fıkıh meselesi bu. وَالْمُجْتَهِدُ فِي الْاَقْلِيَّاتِ وَالشَّرْعِيَّاتِ الْاَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ İster akli meselelerde, ister şeriatın asli dediği usul-i fıkıh, fer'i dediği fıkıh meselelerinde müştehid olan bir adam kad yuhtiu ve kad yusibu. Bazen hata yapabilir, bazen de isabet eder. Çünkü bir grup var ki devamlı musabbibe, yani sadece doğru yapar bizim müştehidler diyor. Bazıları da muhti'e, yok illa karşı taraf illa hata yapar falan gibi. Bunları kabul etmiyor. وَذَهَبَ بَعْدُ الْاَشَعِيرَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ Bazı eş'ari ve mutezile alimleri demişler ki اِلَا اَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّ Fıkha dair şer'i meselelerdeki bütün müştehitler اَلَّتِي لَا قَاطَعَ فِيهَا Yani bu konuda kesin elinde şer'i delil yok tabi. Musibun isabetçidir. Bunlara musavvibe diyorlar bu gruba. Hep böyle tasvip ediyorlar. وَهَذَا الْاِخْتِلَافِ Bu ihtilaf diğerine de muhti'e. مَبْنِيُّنْ عَلَى اِخْتِلَافِهِمْ fi Şu noktadaki görüş ayrılıklarından kaynaklanıyor. Ona dayanıyor. اَنَّ لِلّٰهِ تَعَلَى فِي كُلِّ حَادِسَةٍ حُكْمًا مُعَيَّنًا Acaba Allah'ın her olayda belli bir hükmü var mı? Yoksa اَمْ حُكْمُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِيَّ İçtihadi meselelerde de onun hükmü nedir? Ma edda ileyhi ra'yul müştehidin. Müştehitlerin görüşleriyle ulaştıkları şer'i meselelerdeki de onun hükmü müdür? Eğer sadece Allah'ın hükmü var, diğerleri değil mi? Yalnızsa tabii ki o zaman bunlar Allah'ın hükmü var, ona da müştehitler ulaşıyor diyorlar. Tartışma burada. Ve tahkiku hadha'l makami. Bu konunun araştırması şöyle. Yani gerçek yüzü şu. Böyle tercüme edebilirsiniz. Ben de gerçek yüzünü bakıyorum, kahve içiyorum. Ennel mes'eletel içtihadiyye, içtihadi olan, yani hakkında açık bir nas-ı şer'i bulunmayan bir mesele, imma en la yekune lillahi teala fiha hukmun muayyenun kable içtihadil müştehidi ev yekunu. Ya Allah'ın o meselede, müştehidin içtihat yapmasından önce belli bir hükmü olur veya olmaz. İçtihadi mesele. Varsa bakalım. Ve hineyzin bu durumda imma ella yekune minallahi teala aleyhi delilü. Allah'ın onun hakkında hükmü vardır da ama onu bize gösterecek delil yoktur. Veya ev yekune veya delil vardır. Delil varsa onu esas alacağız diyecekler. Ve zelike bu da eddelilü delil de kat'iyyun ev zanniyyun. Anladınız değil mi? Müthiş taksime gidiyor. Yani sebir ve taksim metodu bu. Ya kat'idir o delil veya demek ki bir meselede Allah'ın hükmü ya vardır ya yoktur. Varsa onu anlatacak delil elimizde ya vardır ya yoktur. O delil de ya kat'idir ya zannidir. Devam ediyoruz. Fezâbe ile kulli ihtimalin cemaatün. Bir grup bütün ihtimalleri göz önüne almıştır. Tamam, bilemiyoruz çünkü. Vel muhtar, tercih edilen görüş, ennel hükme muayyenun. Aslında o içtihadi meselede Allah'ın kararı, hükmü belli. Ve aleyhi delilun zanniyun. Bak bu görüş tercih ediliyor. Kat'i delil olsa zaten konuşamayız. Yani zanni delil var.
İn vecedehul müştehidü. Eğer müştehid o zanni delili kullanarak hakiki Allah'ın hükmünü bulabildiyse asabe. İsabet etmiş olur. İki sevap alır. Ve in fekadehu, eğer onu kaybederse ahta. Bir sevap alır. Hata da etse. Vel müştehidü müştehid gayru mükellefin bi isabetihi. İlla doğrusuna ulaşacak diye mükellef değildir. Niçin? Ligumudihi. Derindir. Ve kafaihi kapalıdır. Derin ve kapalıdır. Umut da kapalılık demek. Felizalike bu sebeple kânel muhti'u ma'zûran. Hata eden de özür sahibidir. Bel mencûran, belki bir ücret de olsa ecri vardır. Felâ hilâfe alâ hâzel mezhebi. Bu görüşe göre ihtilaf yoktur ki fi ennel muhti'e, bir müştehit hata da etse leyse bi asimin, günahkar değildir. Güzel değil mi? Ne kadar güzel. Ve innemâ hilâfu fi, ihtilaf şurada. Ennehu muhti'un ibtidâen ve intihâen. Yani acaba delili arama noktasında mı hata etti? Delilin sonucu olan hükümde mi hata etti? Bu da önemli. Ey bin nazar ile delili vel hükmü cemiyan. Yani sadece delil ve neticesinde mi hata etti? Ve ileyhi zehebe ba'dül meşayih. Bazı allameler bu görüşteler. Ve huve, bu da muhtarü şeyh Ebi Mansur. Bak, Hanefi olduğunun delili bu yani. Ebu Mansur Maturidi Hazretleri'nin tercihi bu. Veya ventiyan fakat. Delili buldu da hükümde hata etti. Öyle değil mi? Ey bin nazari ilel hükmü, yani hükme bakarak. Heysu ahta fi, orada kararı hata davrandı. Ve in esabe fi delili, delilde isabet etse de. Heysu ekamehu ala veşihi, tam o delili getirdi. Müstecmian li şeraitihi ve erkanihi, bütün temel esaslarına ve şartlarına uyarak delili getirdi. Ama karar verirken fe'ata bima kullife bihi, mükellef olduğu her şeyi yaptı. Minel itibar, yani kabul edilen bütün mükellefiyetleri yerine getirdi. Ve leyse aleyhi fil içtihadiyati, içtihadi meselelerde müştehidin üzerine şart değil. İkametül hüccetil kat'iyyeti, kesin bir delil getirmek. Zaten olsa içtihat yapmaya gerek yok. Elleti meddûlüha hakkun elbetteten, neticesi kesin hak olan, yani kesin delili ortaya koymak onun görevi değil. Elbette. Elbette kesin Türkçe misin? Aynen. Tabii. Ve delilu alel müştehid ala ennel müştehide kad yuhti'u, müştehidin bazen hatalı içtihat yapabileceğine delil, vücuhun, değişik gerekçeler var. El evvelu, biri kavluhu teala, Allah'ın şu sözü. Fefehemnaha Süleyman'a, biz o hükümlerime, hakimiyet kurma nimetini Süleyman'a anlattık. Hazreti Süleyman'ın o idareciliği, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. Yani ve damir, fefehemna'daki damir, lil hükümeti vel fütya, fetva verme ve idarecilik yapma. Ve lev kâne küllen minel içtihadeyni sevaben, iki içtihat da doğru olsa, lemma kâne, olmazdı. Litahsisi Süleyman'a bir zikri cihetun. O zaman Hazreti Süleyman'a özel bir zikre gerek yok. Zaten her müştehide bu verilmiş. Öyle değil. Biz Hazreti Süleyman'a fetva konusunda, hakimiyet kurma konusunda bir kısım şeyleri öğrettik, anlattık. لِأَنَّ كُلَّمْ مِنْهُمَا, ikisi de قَدْ اَصَابَ الْحُكْمَ حِينَيْزٍ وَفَهِمَهُ, hem hükümette hem de fetva vermekte. Biliyorsun, gelen kendisine hadiseyi biliyorsunuz değil mi? Hani benim işte 100 koyunum var, 50 koyunum var, diğerinde o fetvayı kastediyor. Hem isabet etti hem de anladı. Anladınız değil mi? O olayı tam ezbere bilmiyorum. Burada anlatıyor hocam. Ya, söyle bakalım. Oku. Hazreti Davud tahrip edilen ekinin kıymetini koyunların kıymetine denk olduğunu göz önüne alarak koyunların ekin sahibine tazminat olarak verilmesine hükmetmişti. Evet. Oğlu Süleyman aleyhisselam ise şu hükme varmıştı. Biraz sesli kaydediyoruz. Evet. Ekin tarlası koyun sahiplerine verilmeli. Onlar ziyandan önceki haline gelinceye kadar tarlanın bakımını üstlenmelidirler.
Koyunlar da tarla sahibine verilmeli. O da tarlası eski bakımlı haline gelinceye kadar koyunlardan yararlanmalıdır. Bak bak, Süleyman Aleyhisselam bu. Hazreti Davud Aleyhisselam oğlunun bu içtihadını beğenerek kendi görüşünden vazgeçmiştir. İşte bu. Tefehemna hali Süleyman dediği bu hadise. Evet. Vessani ikincisi delil yani. Bazen müştehit hata yapabilir. El hadisu vel asaru dalletu. Yani bir kısım eserler ve hadisler. Öyle ki bunlar gösteriyor. Ala terdidil içtihadi es-savabe vel-hata. İçtihadın sevapla hata arasında dolaşabileceğine dair, dönebileceğine dair. Bihaysu öyle ki saret bu hadisler olmuş mütevatiretel manem. Manen mütevatir denecek kadar çok hadis var bu konuda. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyuruyor. İn esabte, eğer isabet edersen, feleke aşru hasenati. 10 hasene var. Ve in ahtate, eğer hata edersen, feleke hasenetun. 1 tane. Bunun sebebi şu. İki kişi Hazreti Resulullah'a gelmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a buyurmuş ki, aralarında karar ver bakalım ey Ömer. O da demiş ki, ya Resulallah sen varken ben nasıl karar veririm? Onun üzerine demiş ki, evet. Sen isabet devam et yine. Sen kararını ver. Çünkü isabet edersen 10 sevap ücret alacaksın. İçtihad edip hata edersen 1 sevap alacaksın. İşte bu. Başka bir hadis-i şerifte de Resulullah'ı duymuş Amr İbni As. Hakim hükmettiğinde, içtihat yaptığında isabet ederse 2 ücret, yoksa da hata ederse 1 ücret vardır diye. Meşhur hadis-i şerif zaten bu. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ Başka bir hadis-i şerifte جَعَلَ لِلْمُس۪يبِ اَجْرَيْنِ Bu işte. Yani isabet edene 2 ücret وَلِلْمُخْتِي اَجْرًا وَاحِدًا Hata edene 1 ücret. وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Bundan nakledilen bir şey, hadis. اِنْ اَصَبْتُ فَمِنَ اللّٰهِ O demiş yani. İsabet edersem Allah'ın nimetidir. وَاِلَّا hata edersem فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ Benden kaynaklanıyor veya şeytandan kaynaklanıyor. وَقَدْ اِشْتَهَرَ تَخْتِيَةُ السَّحَابَةِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِي الْاِشْتِهَادِيَةِ İçtihadi meselelerde bir kısım sahabelerin, diğer bir kısım sahabeleri hatalı bulduğu meşhurdur. اَسَّانِسُ Dördüncüsü, yani delil, hata edebilir. اَنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ Bir meseleyi diğer meseleye kıyaslamak, şer'i hükmü ortaya ispat etmiyor. Ortaya çıkarıyor. Var olan Allah'ın hükmünü ortaya çıkarıyor. Bu kelime bugün de okunacak. La musbitun. Yoksa kıyasla bir şey ispat edilmiş olmaz. Fesabitu bil kıyas. Aslında kıyasla sabit olan sabitun bin nassi manen. Nassı şer'i ile mana olarak sabittir. Sen sadece gizleneni ortaya çıkarıyorsun. Vakat ecma'u. Alimler ittifak etmiş ki ala ennel hakka فِيمَا يَثْبِتُ بِالنَّصْبِ بِالنَّصِ وَاحِدٌ لَا غَيْرُهُ Yani nasla sabit olan hak bir tanedir, birden fazla olmaz. O zaman hata yapabilir demek. وَوَرَّابِعُ Son paragraf. اَنَّهُ Durum şu. لَا تَفْرِقَةَ Ayrım yapamayız. فِي الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي شَرِعَةِ نَبِيِّنَا بَيْنَ الْاَشْخَاصِ Peygamberimizin şeriatında varid olan genel hükümlerde şahıslar arasında bir ayrım yapamayız. Genelse geneldir. Öyle değil mi? Herkes için geçerlidir. فَلَوْ كَانَ كُلُّ مُشْتَيْدٍ مُس۪يبًا Eğer her içtihat yapan isabetli olsaydı لَزِمَ اِتِّسَافُ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ بِالْمُتَنَافِيَيْنِ مِنَ الْحَذَرُ وَالْاِبَاحَ O zaman bir tek fiili bütün müştehitler isabetli olacağına göre haram ve mübahlık noktayı nazarından birbiriyle çelişen İki şeyle vasıflandırmak gerekirdi. Değil mi? Ve sıhhati vel fesadi. Fasit mi, sahih mi diye. Vel vücubi ve ademihi. Vacip mi, değil mi diye. Ve temamu tahkiki hadil edilleti. Bu delillerin araştırmasının tamamı. Vel cevabu an temessükatil muhalifine. Muhaliflerin yapıştığı delillere verilen cevaplar. Yutlabu fi kitabina. Şu kitabımızdan incelenebilir. التلويح في شرح التنقيح biliyorsun onu okuyacaktık
Vazgeçtik, Molla Hüsrev'e başladık. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha.